Ve nihayet dün anlaşıldığı kadarıyla Pensilvanya'da hastanede ölmüş. Şimdi beklenen bir ölüm. Dolayısıyla bu yapının bu ölüme hazırlıklı olduğunu herhalde düşünebiliriz. Sen ne diyorsun? Ne zamandan beri bu hareket bu ölümü bekliyordu ve Gülen sonrasının mekanizmalarını oluşturmaya başladı? Şimdi bu soruya cevap vermeden şunu kısaca söylemek istiyorum. Bu çok duygu tarafların bir kısmının yas tuttuğu, bir kısmının sevindiği bir olay. Dolayısıyla ben kendi çapımda bir siyasetçi olarak bu olaya analitik bakmaya çalışacağım. Dolayısıyla söylediklerim ne yas tutanları ne sevinenleri mutlu etmeyebilir. Soruna başlarsam Ruşen, anladığım kadarıyla Gülen'in hastalığı hem yaşlılığından ve sağlık sorunlarından dolayı yaklaşık 3 yıldır olumsuz ilerlemekteydi. Bunu nereden anlıyoruz? Gülen takipçilerine ve kamuoyuna sık sık konuşmalar yapmaktaydı. Bu konuşmaların süresi azaldı. Bir zaman sonra hatta konusuz hale geldi. Yani sadece Gülen'in konuştuğuna dair bazı kısa videolarla ortaya bir görüntü verilmeye çalışıldı. Ve nihayet kamuoyuna da geniş kamuoyu tarafından tartışıldığı gibi Gülen'in kaldığı yerin değişimiyle bu sağlık sorunları artık alenen şeklini almış oldu. Benim kanaatim hareketin bir hazırlık yapmasına hem gerek var hem gerek yok. Çünkü hareketi bugüne getiren ve içinde benim senin bahsettiğin yazılarla hedef almaya çalıştığım, eleştirmeye çalıştığım sadece ben değil, işte Özgür Koca, Ahmet Kuru, zaman zaman Savaş Genç gibi akademisyenlerin de eleştirdiği o yapı zaten hareketi 3 aşağı 5 yukarı, yani daha açık söyleyeyim, hareketi 15 Temmuz'u getiren yapı, 2000'lerin başından itibaren hareketi siyasi olarak yönetmiş, hareketin temsil ettiği finansal ve ekonomik güç unsurlarını yöneten yapı, kısacası 15 Temmuz'a getiren yapı zaten harekete hakim olan yapı. Dolayısıyla bunların olağanüstü bir hazırlık yapmasına gerek yok. Sadece bu geçişi yönetemeyeceklerini tartışabiliriz bugün. Şunu Tam da söyleyebilirim. orada şimdi iki tane şey var, kavram var. Bir ne deniyor? Mahrem yapı deniyor. Daha sonra mahrem yapının içerisinden çıkan bir âli heyet diye doğrudan yönetimi Fethullah Gülen'le beraber yürüten bir takım isimler de var. Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz falan gibi o isimleri sen daha iyi biliyorsun. Evet, bunlar var ama bunları toplasan, çarpsan bir Fethullah Gülen edebilecek mi? Şimdi şöyle, bu soru zor bir soru. Ama şunu da biliyoruz. Yani nasıl Newton fiziği bize bütün uzayı açıklama imkanı verir? Bu hareket de son tarihte siyaset biliminin, sosyolojinin kurallarına göre çalışan. Yani bu hareketin kendine ait bir sosyolojisi, kuralı yok. Dolayısıyla 3 aşağı 5 yukarı bir dini harekette olup bitecek şeyler burada da olacak. İkinci veri de bu bir tarikattan ziyade nurcu bir fraksiyondan evrilmiş. Ona göre refleksler veren bir yapı. Dolayısıyla soruna hemen cevap vereyim. Bu karizmada bir kişi çıkaramaz bu hareketi. Dolayısıyla bir yeni Fethullah Gülen olmasına ihtimal vermiyorum. Bu hareketin içinde de tahminim tabanını ikna etmek, bu kriz döneminde bu tabanı tutmak için, bu tabanın ürettiği dinamizmi domine etmek için benim beklentim bir lider çıkarmak yerine bir kurul, bir heyet var. İşte bu heyet süreci sürdürüyor şeklinde bir söylem ortaya çıkacağı kanaatindeyim. Böyle bir heyet de oluşturulabilir. Ancak fiilen bu heyetin de aslında hareketi bugüne getiren ekibin gölgesi altında bir heyet olacağını varsayıyorum. Dolayısıyla bizi bu ikinci soruya getiriyor. Bu peki çalışır mı uzun vadede? Bu konuda da ciddi şüphelerim var. Çünkü hareket sanıldığı gibi dünyada kalabalık değil. Tahminlerime göre Almanya'da 30 ile 40 bin, Amerika'da bundan biraz az, diğer ülkelerde çok az. Dolayısıyla bu hareketin artık atomize olduğunu, yani Amerika'da çıkıp birisinin ben böyle istiyorum dediği için Almanya'dakilerin bunu kabul edeceğini ihtimal vermiyorum. Zamanla bu heyetten de kopmaların artacağını ki bu aslında bu hareketin biraz önce ifade ettiğim Nurcu geçmişiyle de uyum içinde bir hareket. Nurculuk tıpkı bazı sol örgütlerin sürekli fraksiyonları gibi parçalanmıştır. Aslında Said Nursi öldüğü zaman bir homojen bir örgüt, bir kurum, bir heyet olduğundan bahsedilebilir. O azalmıştır. Buna benzer bir süreç olacağını ama her halükarda burada sormamız gereken kritik noktanın hareketi 15 Temmuz'a getiren ve şu an maalesef yönlendirmeye devam eden bu yapının etkisinin devam edip etmeyeceğidir. Peki burada şöyle bir soru var. Fethullah Gülen belli bir tarihten itibaren özellikle AK Parti iktidarıyla savaş başladıktan sonra bir
kim güçlü meselesi vardı. Güçlü olanın Erdoğan olduğu ortaya çıktı. Doğru. Ve ondan sonra da bir Fethullah Gülen'den ibaret bir var kalma hareketine dönüştü. Şimdi Fethullah Gülen de yok. Bu hareketin ufku ne? Yani insanlara ne söylüyor, ne söyleyebilir? Şimdi o dediğin heyet, var olan kurumları korumak, okulları korumak ki devletin çok ciddi biliyorsun o konuda baskıları var. Ülkelere, Afrika'da, Balkanlar'da vesaire. Kurumları korumanın ötesinde Türkiye'deki insanlara ne söyleyecek? Yani ne söyleyebilir? Nasıl bir şey vaat edebilir? Fethullah Gülen'in anlatısının bir şeyi vardı. Şimdi burada adlarını senin benim bile çok bilmediğimiz bir takım insanlar çıkıp insanları ya da bu harekete hiç ilgi duymayan, haberi olmayan insanları nasıl kendilerine çekecekler? Bu ekibin, kamuoyuna yansıyan işte nasıl ifade edeyim, CEMO gazeteciler, aslında gazeteci değil yani, gazetecilik son tarihinde haber yapmak, yani haber yapma geçmişi olmayan, sadece bir cemaatin gazetesine atandığı için gazeteci unvanını kullanan bir grup var. Bunların pek çoğu aslında filan gazeteci değil. Bir de ilahiyatçıları var, bir de kamuoyunun bilmediği işte Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil işte gibi isimler var. Ben bu ekibin tamamen Gülen'in varoluşuyla ayakta kaldığını, aslında Gülen'i tırnak içinde Gülen'i kullanarak, yani lider bizim tarafımızda, o yüzden bizim dediklerimiz doğru, bizim gibi düşüneceksiniz dediğini. Dolayısıyla senin de yerinde sorduğun gibi artık kendi marifetleriyle yüz yüze kaldıklarını, bu kitlenin ise hem aldıkları eğitim, piyasa tecrübeleri, bilip bilmedikleri yabancı diller açısından dünyayla bir diyalog kurabilecekleri kanaatle değilim. Yani bu kitle Gülen'in ürettiği karizmatik kredi dışında kendi başıyla ne Türk toplumuna ne dünyaya bir şey üretecek pozisyonda görmüyorum. Dolayısıyla bu kitle düz mantık düşünürsek kendisini sürdürmeye çalışacak. Yani kendi o tabanı, yani artık amaç Türk toplumuna bir şey anlatmak, dünyaya bir şey anlatmaktan ziyade böyle bir şey kurgulanamaz bu ekipten. Bu ekibin donanımı, geçmişte verdiği kavgalar, yani sizin aklınız olabilir, bazı yetenekleriniz olabilir ama son 10 yılda girdiğiniz kavgalar artık buna imkan vermeyebilir. Dolayısıyla bu ekibin bence birinci sorunu kendi varoluşsal süreklerini sürdürmek olduğunu, bunun pratik cevabını da tabanı tutmak, yani ne kadar elde kaldıysa bunu tutmak, bu tabanı bir fanus içinde bırakarak, orayı mesaj bombardımanına tutarak, belki de Gülen'in ölümünden sonra post Gülen bir teoloji üretmek, işte şöyle demişti, böyle demişti, mezarı şuradaydı, işte şunu işaret etmişti, sizden şöyle davranmanızı işte istemişti diyerek, aslında kendi varlıklarını sürdürecekler. Yani açık, burada aslında eğer, şöyle söyleyeyim, ben bu programa çıkmadan önce 8-9 kişiyle kendi çapımda bir konsültasyon yaptım. Bunların içinde 5 yıl Türkiye'de hapiste kalmış gazeteci de var, işte memur da var. Benim gördüğüm şu, bu insanların hiçbiri aslında bu hareketin yönetimine kredi vermiyor. Yani Türkiye'den belki bu görülmüyor ama mesela sürekli cemaat adına program yapan, önde gelen bazı gazetecilerin pek çoğu aslında hareketin tabanında nefret objesi. Neden? Çünkü pratik düşünelim. Aradan 8 sene geçmiş, cemaate bir sürü sözler verilmiş, şöyle olacak, böyle olacak. Bunların hiçbirisi olmamış. Yurt dışındaki cemaat yapısı Türkiye'deki tabanın hangi sorununa çare olmuş? Yani dayanışma dışında onların hukuksal, politik, ekonomik hangi sorununa çare olmuş? Dolayısıyla bu hareket artık kendini domine eden bu elitlerin kendi kendini var etme krizine girdi. O yüzden bu hareketin, sana katılıyorum, ne Türk kamuoyuyla ne dünyayla bir diyalog kurmasını, onlara söyleyeceği bir şey kalmadığını, belki Gülen'den kalan bazı şeyleri tekrar edebilir. Ama böyle bir derdi de aslında pratik olarak olmadığını düşünüyorum. Bunlar esasen bu yapıyı sürdürmeye mahkum bir elit grubu. Böyle algılamak gerekiyor. Yani bunların var olanı korumak diyorsun esas olarak. Evet, çünkü tabii yani şöyle, burada şimdi hani belli isimler söylemek istemiyorum da şu ana kadar ismi geçen kişilerin, bu için artık Gülenizm profesyonel bir kariyerdir.